Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve evet arkadaşlar, FIFA Mobile sonunda en baştan başlıyoruz ve arkadaşlar yeni bir serüvende benim arkamda olmaya devam edin. Tekrardan arkamda olun ve arkadaşlar bu sene gerçekten çok efsane bir sene olacak. FIFA Mobile en çok para yatırdığım, sizler için en güzel videoları çektiğim sene olacak inşallah arkadaşlar. Bu seneyle ilgili daha kaliteli videolarda planlarım var, yani bu sene daha güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Ve şimdi burada bütün alabileceğim ödülleri alacağım, sonra da videonun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önceden her videoda 1 saatte neredeyse geçtiğiniz 2000 beğeniyi hemen aşağıdan herkes beğensin. Has tayfa, eski takipçiler, bütün bildirimden gelenler herkes beğensin. Yeniyseniz de hemen abone olun, bildirimleri açın. Ayrıca de arkadaşlar sonradan gelen izleyiciler de sizin beğeniniz sayesinde ana sayfasına çıkıp sonradan gelen izleyiciler de zaten beğenip bu videoyu 3000-4000 beğenilere kadar çıkartıp belki de daha fazla yapar. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Geri dönüşle ilgili zaten dün bir video atmıştım. Güzel yorumlarınız için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hatta o yorumlardan birini de ekranda şöyle göstereyim. Belki sonraki videolarda bu videoya attığınız yorumları da gösterebilirim şöyle. Ve arkadaşlar üstünde görüyorsunuz forma. Yakında bununla alakalı da bir video gelecek, yani yeni gelen formalarla alakalı. Her neyse arkadaşlar, gerçekten efsane bir videoya tekrardan başlıyoruz. Joel Linton'u alarak başlayacağız. FIFA Mobile 19'da bu sene gerçekten çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Eski has tayfaya dönüyoruz, devam ediyoruz. Santra paketini açtık ve Joel Linton çıktı. Buradaki Brandt'a kadar alalım arkadaşlar. Brandt'ı alalım. Şimdi yeni oyuncunun takımını ekleyelim diyor. Hemen takımını ekleyelim abi. Ben böyle şeylerle gerçekten uğraşmayı hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok abi. Hemen en yüksekken diyeceğiz. Ya abi zaten ben eskiden beri bu hesaptayım. Yani gerçekten ilginç bir şekilde bunları yaptırıyorlar bize hala. Ben anlamadım bu durumu. Hemen şunları yapıyoruz ve 51 gen olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu biraz daha üste alayım ben. Tamam. Takımını geliştirmeye devam etmek için Santra'ya geri dönerek devam et diyor. Santra'ya geri dönmek istiyorum artık. Bunları bu kadar uzatmanın ne manası var? Ben onu olayı anlamadım. Bu Agu Süper Lig'de oynuyordu lan bir ara. Gerçekten bir takımda bütün oyuncuların adı böyle bir değişikti arkadaşlar. Bu da o adamlardan biri herhalde. Şimdi sprinte basarak yap diyor. Gol atmamız gerekecek mi? Galiba gerekecek mi? Yok. Güzel de bir golümüzü attık arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Şimdi savunma eğitimini yapacağız. Savunma zaten en basit iş, yani hiç kaçmıyor. Evet tamam, yine aldım. Ve iyi ki de kolaymış, yani uğraştırmadı bizi. Hemen arkadaşlar bir de güzelce maç yapmak istiyorum ama önce ödülleri toplayacağım. Bütün kadromu olabildiğince yükseltmek istiyorum. Şimdi Endiçka'yı alıyoruz. 500 Forvet XP'si veriyor 5 tane. 500 Forvet XP'si ne ya, çok az değil mi? Neyse. Yeni bir oyuncu ve bir miktar antrenman XP'si aldı. Şimdi bunları kullanarak Ultimate Team'ini geliştirelim. Herhalde bu adam 70'e yükselecek. Muhtemelen ben öyle tahmin ediyorum. Evet. Bunları buna basacağız galiba. Yeterli. Evet arkadaşlar, bunu 70 iken yaptık. Devam ete basalım. Bu arada arkadaşlar ben şeyde kimyayı göremedim. O niye yok onu anlamadım. Devam ete basalım. Tekrardan şöyle eve gelelim. Santra'ya devam. Evet. Yeni oyuncuyu kadroya koydurmadı. Oh be, şu an rahatladım abi. Gerçekten bir şey yaptırmadı ya. Çok mutlu oldum. İkinci devreden başlıyoruz. Zaten 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Yeni oyuncumuz da var 70 iken. Mis gibi bir maç olacak arkadaşlar. Bunları zaten kesitli olarak gösteririm ben size. Haydi bakalım başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar, sonunda açmayı başardım ve güzel bir aşırtma şutuyla ilk golümüzü atalım. Evet, daha FIFA Mobile 19'daki ilk golümüzü hala atamadık. Bakalım ilk golümüz nasıl olacak ve kimli olacak. Bruder, Bruder, direkt Bruder, şut ve gol. İlk golümüzü Bruder attı arkadaşlar. Bu adamı unutmayın. İlerleyen zamanlarda yorumlara yazarsınız arkadaşlar ama ilerleyen zamanlarda yazın. Aklınızda da tutun, umarım unutmazsınız. Ben de belki unutmam ama unutmamaya çalışın. Bu adamı biz ilerleyen zamanlarda böyle çok paramız olduğu zaman ve FIFA'nın rahatladığı zamanlarda bu adamı alıp 100 gen falan yapacağım. Hani yükseltme hala devam ediyor çünkü. Evet devam ediyor. Bu adamı alıp 100 gen falan, hatta 80 gen falan yaparız yani yakın bir zamanda yaparsak da. Bu adam bizim ilk golümüzü atan adam olduğu için bu adama birazcık değer verelim. Radar da geldi oyuna. Gerçekten çok güzel, hemen aşağıda görüyorsunuz radarı. Yani oyunda görüntü amaçlı arkadaşlar koydum. Şu anda bakmayacağım tabii ama sizce radar olsun mu olmasın mı arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazın. Hani eğer çok seviyorsanız yazın. Arkadaşlar radarı eğer çok seviyorsanız yazın veya çok rahatsız ediyorsa yazın. Yani öyle önemsizse yazmanıza gerek yok. Yorumlara eğer radarı aşırı derece seviyorsanız yorumlara yazın yani. Hangisi daha çok gelirse o şekilde durur. Haydi bakalım. Agu verdi pasını. Joel Linton ve arkadaşlar maç bitti. İki tane gol attık zaten. Umarım nasıl gösterdim bilmiyorum ama ya hiçbirisini göstermemişimdir ya da ikisini de göstermişimdir bilmiyorum. Bir golden sonra ama bildirim geldi, oraları kesmem gerekecek. Her neyse, devam ete basıyoruz. Ve arkadaşlar sonunda Brandt'ımızı alıyoruz ve Santra işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Brandt geldi takımımıza, 80 genlik sağ orta sağ kartı Brandt.
Evet arkadaşlar, ilk görevini açtın diyor. Görevlere girelim. Görevler falan var ama ben bu kısımları gerçekten sinir oluyorum ya. Neyse bakalım abi. Santra paketi, mağazadan bir paket aç. Futbol dizisi için ilk 11'ini güncelle. Oyna ve kazan gümüş mücadelede ilk ödülünü al diyor. Başla diyor. Santra paketini açalım hemen. Santra paketi. Mağazada daha iyi oyuncular elde edebilirsin. Yeni teklifler için her gün gel diyor. Şimdi biz hangi paketi açacağız? Bunu açacağız. Bunu 45 bine açılıyor ama. İlginç abi. 700, ha şimdi bana bedavadan 750 cevher verecek oyun. 725 cevher. Ve bunun da 375'i ile ben açacağım. Cevher ne acaba? Cevher nasıl kazanıldığını bilmiyorum ama 3 tane olması bizim için iyi olmuş aslında. Çünkü hangisi varsa onu açarız. Yani 70 artı bir tane oyuncu garanti galiba. İnşallah 71 çıkar diyecektim ki oyun zaten bilerek muhtemelen herkese 70 veriyor. Evet, paketi satın aldık. Şimdi elimizde 350 kaldı. Hemen görevlere giriyoruz. Ve görevimi tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini açarsak da 5000 jeton falan veriyor arkadaşlar. Hemen şu dizilişi güncelleme kısmına da gelelim. Görüşe göre gibi birkaç tane daha oyuncu aldı. Yüksekken seçeneğini tıklayarak güncelleyebilirsin diyor. Ve arkadaşlar takım şu anda 60'ken oldu bile. Ve dizilişlerden hemen onu sağ orta sahaya koyacağım diyeceğim. Ama hepsi kilitli yani. O yüzden bu şekilde olmak zorunda. Şu anda hemen şöyle geri çıktım. Evet arkadaşlar, gümüş mücadelede maça girdim. Ve şu an Joe Ellington'la gidiyorum. Joe Ellington, plase şut, out abi. Gerçekten çok kötü vuruyor bunlar. Acilen en az 80'lik oyuncuları almam lazım. Çünkü böyle sıkıntı ve bu görevleri bitirmeden de herhalde şimdi ve sonra ödüllerim az da olsa onları almam gerekiyor. Çünkü geçen seneden kastım 104 yana göre ödüller vermesi lazım bana. Onları almam lazım. Evet. Abi offside. Değil mi? Güzel. Ve sonunda gol ama offside'de arkadaşlar, ilginç bir şekilde. Agu. Agu çok düşük bir oyuncu değildir ya muhtemelen. Süper Lig'de oynadığına göre o kadar da aşırı düşük değildir derken boş kaleye top ve abi boş kaleye. Kalecinin solu bomboş. Gidiyor sağ tarafından atıyor. Plaseye bastım aslında ama ilginç bir şut çekti. Neyse ki yanlışlıkla da olsa güzel bir gole imza attı. En azından görünüm soldan atmasından daha güzel göründü diyebiliriz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, ve maçın sonuna geldik. Şu anda ben videonun 13. dakikasındayım. Bakalım şu anda siz kaçıncı dakikadasınız. Ama bu videoyu ben daha herhalde bu videoyu çekmem bir 20 dakika falan sürer. Hemen devam ete basıyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Hemen şöyle mücadele paketini açalım. Evet, ödülü al diyor. Evet. Evet, bana özel verdiği ödül takım gen paketi. 2 tane 80 üstü oyuncuyu hak etmişim. Ve bana takım gen paketimi verdi. Hemen o paketi açıyorum arkadaşlar. Asıl paketi açıyorum. 45.000 jetonmuş. Şimdi ve sonra puanı 34'müş. Ve Guardado ve Martial. Martial çıktı. Çok güzel oldu. Martial'e çok sevindim. Çok işime yarayacak abi. Martial çok güzel hareketler de yapar. Şimdi küçük XP paketleri, orta XP paketleri falan var. Onları da açacağız arkadaşlar. Onları da son anda gördüm şansa valla. Allah'tan gördük, yoksa bunları da açamayacaktık. Hemen küçük oyuncu paketlerini açalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkıyor. Westwood çıktı. Güzel abi. Takım 70 geri geçecek neredeyse bütün oyuncular en azından. O da bir şeydir. Orta beceri geliştirisi çıktı. Bu da XP paketi. Gerçi artık zaten oyuncu yok herhalde. Jokerler falan çıkıyor. Jokerler de herhalde bütün her şeyi etkileyen paketler. Chelsea arması ile Real Madrid arması çıktı. Acaba ne işe yarayacak? Sadece arma yerine geçiyorsa şu anda hiçbir işime yaramaz benim. Takım ismi değiştirme de gelmemiş. Bu da benim moralimi çok bozdu. Umarım belki de gelmiştir, bilmiyorum ama takıma gelelim. Her şeyi en yüksekken yapalım arkadaşlar. Ve takımda hala gümüş oyuncular var. Kaleciyi özellikle hemen çıkartmam lazım. Takıma geleyim bir dakika. Burada ne var? Bir şey var galiba. Beceri geliştiricilerini geliştireceğim. Açmak için ilerlemeye devam et diyor. İyi tamam abi. Niye o zaman orayı ünlemli gösteriyorsun? Onu anlamadım. Mağazaya geldim arkadaşlar şimdi. Çığlık takımı paketi. Oha! Arkadaşlar 5000 FIFA points'e efsane bir çığlık takım oyuncusu geliyor ama 80'lik oyuncu için de 5000 FIFA points kimse vermez herhalde. Vermek bence mantıksız yani. Bonus açmak için FIFA points paketi satın alıyor. Evet. Arkadaşlar 500 points aslında Team of the Week paketi var. Ben arkadaşlar bunu sizler için bugün alıyorum. 500 FIFA points'imizi de bu şekilde harcamış olacağız. Herhalde bir tane Totvi verecek. Yok, 3 tane altın artı Totvi oyuncusu. Bakalım daha iyi değerlendirilemiyorsa ondan açarız. Şu oyuncu paketi, FIFA Mobile paketi var şurada. Ya da arkadaşlar ben bir şunu açayım. Sonra ona da bakarız. Hemen şunu bir açalım. Kaleci çıkartamazsam. Kaleci çıkarsa açmıyorum. Kaleci çıkmaz zaten büyük bir ihtimal. Kaleci çıkmazsa da açıyorum ama herhangi bir kaleci ve bakalım. Evet, Ozan Tufan çıktı ilginç bir şekilde. İlginç. Gerçekten Ozan Tufan'ın çıkmasına şaşırdım. Uzun zamandır görmüyordum adamın yüzünü. Ve arkadaşlar 500 FIFA points'e şimdi Team of the Week paketi açıyorum. Bastım. Elit oyuncu çıkarsa burada çıldırırız hep beraber. Oyunun başından daha 500 FIFA points'imi harcıyorum. Ve Joe Ellington, Guzman ve bir tane daha Guzman. Bu hiç olmadı abi. İki tane Guzman gerçekten benim moralimi bozdu şu anda.
Jetonlar birazcık dursun arkadaşlar. FIFA Points'lerde bir dursun. Bunlara bakacağız. Ne yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Ama şu kaleciyi acilen benim çıkartmam lazım. Ve takımım 71 gen oldu. Şu anda 3 tane efsane oyuncum oldu. Gördüğünüz gibi birisi zaten Martial. Sonrasında zaten 2 tane daha oyuncu var. Brandt. Hemen şöyle çalıştıra gelip göstereyim arkadaşlar. Ve sonrasında da Guardado arkadaşlar. Ben size sıkılacağınız kısımları zaten oynayacağım. Sonrasında da bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yeniyseniz kanala şuradan abone olmayı ve şuradaki iki videodan herhangi birisini izleyerek çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum ve bay bay.